Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün elimde görmüş olduğunuz Pilot Friction Bolt isimli kalemi inceleyeceğiz. Bu silinebilir tükenmez bir kalem. Bu kalemi internetten satın aldım. 18 TL'ye satın aldım. 6 TL'de kargo ücreti ödedim. Toplamda bana 24 TL'ye mal oldu. Silinebilir tükenmez bir kalem. Birçok farklı renge sahip. Fakat ben siyah renkli olanını tercih ettim. Kalemi henüz hiç kullanmadım. İlk defa sizinle beraber kullanacağım. Şimdi kalemi şöyle bir incelediğimizde uç kısmında bir tane silgisinin olduğunu görebilirsiniz. Kalemi şu an sizinle beraber açıyorum ve ufak bir karalama yapıyorum. Ve bir yazı yazıyorum. Merhaba, nasılsın? Evet arkadaşlar, silmeye çalıştığımda kalemin mürekkebinde herhangi bir akma olmadığını siz de fark etmişsinizdir. Kalemin mürekkep koyuluğuna baktığımızda mürekkep koyuluğu klasik tükenmez kalemlere kıyasla, yani silinemeyen tükenmez kalemlere kıyasla mürekkep koyduğum daha hafif, daha basit kalıyor. Hatta bunu daha iyi görebilmek için elimde normal klasik bir tükenmez kalem var. Onunla mesela yazı yazıyorum. Görmüş olduğunuz gibi silinemeyen tükenmez kalemler mürekkep koyduğu çok daha iyi durumdayken, silinebilir tükenmez kalemlerin mürekkep koyduğu yeterince iyi değil. Mesela silme durumunu incelediğimizde, şimdi kalemin kendi silgisiyle bunu silmeye çalışıyorum. Evet, silgi siliyor, fakat siz de fark etmişsinizdir arkadaşlar. Yazının çok az bir kısmı kalıyor ve kalemin üzerindeki silginin kalıntıları kağıdın üzerinde kalıyor. Bu bizim için yani pek de kullanışlı bir durum değil. Diğer yazıyı silmeye çalışayım. Merhaba kısmını silmek için uğraşıyorum. Kalemin kendi silgisiyle. Evet, siz de fark etmişsinizdir arkadaşlar. Az da olsa lekeler kalıyor. Bunların çoğu silgi lekesi. Peki bakalım, normal klasik bir silgi, normal klasik bir silgiyle silinebilir tükenmez kalemi silebilecek miyiz? Şimdi onu silmeye çalışıyorum. Biraz zorlamam gerekiyor. Evet, normal klasik bir silgi de silebiliyor. Fakat yine de yazının üzerinde silginin kalıntıları kalıyor. Hatta şunu söyleyebilirim. Normal klasik bir silgi kalemin kendi silgisiyle kıyasladığımızda daha iyi siliyor diyebilirim. Fakat yine de yazının kalıntıları ve özellikle silginin kalıntıları kağıdın üzerinde yer alıyor. Arkadaşlar, bu şekildeydi videomuz. Bana soracak olursanız bu kaleme bu para değer mi? Kesinlikle değmez. Bence kesinlikle boşa almış olursunuz. Boştan yere paranızı vermiş olursunuz. Şahsen ben şu an incelediğimde bu kalemi aldığıma pişmanım. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Görüşmek dileğiyle.